Değerli izleyenler, bir diğer önemli mesele. Dediğimiz gibi milyonların gözü kulağı EYT meselesine ne zaman meclise gelecek? Açıkçası bu kadar geç olmasını da beklemiyorduk. Şubat ayının başında hani pek çok uzmanla da yayın yaptık biliyorsunuz ki sosyal güvenlik uzmanlarıyla. Şubat ayının başında maaşlarını alırlar diye bekliyorduk. Ancak düzenleme anladığımız kadarıyla Mart ayına kaldı. Bir diğer mesele de şimdi EYT'den faydalanabilmek için borçlanma meselesi var biliyorsunuz ki. Asker borçlanması yapan var, doğum borçlanması yapan var. Bunlar da açıkçası yüksek meblağlar tutuyor ve EYT'liler varını yoğunu emekli olabilmek için, borçlanma yapabilmek için satmaya başladı. Evini satan da gördük, arabasını satan da gördük, koşu bandını satan da gördük. Ama bu durum, hani pazardaki bu hareketlilik diyelim, fırsatçıların ve dolandırıcıların da dikkatini çekti. Nasıl diye soracak olursanız haberimizde detaylarına bakalım ve sizleri de uyarmış olalım. Doktordan temiz araba dönemi bitti, EYT'liden acil satılık araba dönemi başladı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalar hızlandıkça sigortalıları telaş aldı. Telaşın nedeni ise askerlik ve doğum borçlanması. Kimi primini doldurmak için, kimi de sigorta başlangıcını öne çekmek için borçlanma yoluna başvuruyor. Biz de banka kredisi çekeceğiz. Öylece ödeyeceğiz, mecbur. Yapacak başka bir şey yok. Tabii bu borçlanma için bazı vatandaşlar ellerindeki değerli eşyaları satmaya başladı. EYT kapsamında askerlik ve doğum borçlanması yapmak isteyen bazı vatandaşlar otomobil, arsa ve bazı eşyalarını EYT'liden acil satılıktır ibaresiyle ilan sitelerine koymaya başladı. Emlak ve ürün satışı yapılabilen sitelerde yüzlerce EYT nedeniyle satılıktır ilanı konuldu. İlanların çoğunda acil ibaresi bulunuyor. Satılığa konulan eşyalar arasında otomobil, arsa, cep telefonu, hatta koşu bandı bile var. Şu anda arsamız olsaydı veya evimiz olsaydı bunu satar, gene bedelini öder. Bir şekilde EYT'ye geçmek isterdik. Mecbur kalırsan satarsın tabii, yani paran yoksa ne yapacaksın? Başka şansın olmuyor yani. Çözmek için ne yapacaksın? Ya evini satar. Ev belki biraz şey olur da, ama araç varsa veya satılabilecek bir şeyin varsa satarsın, imkanın yoksa. Ya da bekleyeceksin. Başka bir şansın yok. Ancak uzmanlar bu tip durumlarda ortaya çıkan dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı. Bu dönemde EYT ismini, EYT'lilerin acil satılık durumlarını istismar etmek isteyen, dolandırıcılık girişiminde bulunan şahıslara rastlayabiliyoruz. Bunu fırsat bilen kötü niyetli dolandırıcılar da EYT'liden acil satılık adı altında düşük fiyat gösterip işte arabasını, evini, diğer taşınmazlarını satıyor gibi gösterip vatandaşları dolandırmak istiyorlar. Peki bu tarz ilanlarla satılan ürünlere karşı nasıl dikkat etmeliyiz? Vatandaşlarımız her EYT'den satılık ilanına kanmasınlar. Gerçekten o fiyatta satılan bir araç var mı? O fiyatta satılan bir ev var mı? Bir arsa var mı? Veya ilan edilen satış fiyatı gerçekten piyasa raiç fiyatı mı? Veya piyasa raiç fiyatından ne kadar düşük? Bunları araştırmadan lütfen o satışa itibar etmesinler. Sadat'ın TV100'e Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Uğur Dündar'a yönelik komplosu sonrası Üçer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretten sevindirici bir haber çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ricasını Gülseven geri çevirmedi. Üç çalışma arkadaşımız görevine geri döndü değerli izleyenler. Ayrıca Kılıçdaroğlu TV100'den övgüyle bahsetti ve Uğur Dündar'la bir yayın daha yapmak istediğini söyledi. Üç arkadaşımız işinden oldu. Şimdi sevindirici kısmını anlatacağım ama. TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'le CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir görüşme gerçekleşti. TV100.com yazarı Barış Yarkadaş görüşmeden detayları paylaştı. Görüşmede vicdanım el vermiyor diyen Kılıçdaroğlu, olay nedeniyle işten çıkarılan 3 çalışanın işe geri alınmasını istedi. Gülseven bu isteği geri çevirmedi. Medyadan, TV100'ün açıklamalarından reklam bölümündeki 3 arkadaşımızın işsiz kaldığını öğreniyor. O 3 arkadaşımızın böyle bir hata yüzünden işsiz kalmasına benim yüreğim el vermez. Eğer sizi de zora sokmayacaksa lütfen arkadaşlarımızı geri alın. Onlarla da konuşun. Benim selamlarımı da iletin. Bunun bir kaza olduğu ortada, bir yayıncılık kazası olduğu ortada.
lütfen böyle bir şeyden dolayı hiç kimse işsiz kalmasın. Evet. Diyorlar. Yok. Alican Bey de az önce konuştu kendileriyle. Üç arkadaşımız da yarından itibaren işlerine başlıyorlar. Sadat'ın TV 100, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve duayen gazeteci Uğur Dündar'a yönelik komplosu sonrası TV 100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 1 saat 15 dakika süren görüşme Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Kılıçdaroğlu, Sadat'ın komplosuyla ilgili bu tür olaylara takılmamak gerektiğini ifade etti, TV 100'ün yayın çizgisini beğendiğini söyledi. Bunun bir yayıncılık kazası olduğunu, TV 100'ün yayın çizgisinin net olduğunu, ortada olduğunu, tüm kamuoyu tarafından ilgiyle izlendiğini, tüm gruplara eşit mesafede olduğunu söylüyor. TV 100'ün yayın çizgisini beğeniyoruz, objektif yayıncılık yapıyor demiş. Yaşanan son durumda bir talihsizliktir, biz bunu bir talihsizlik olarak değerlendirdik. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, TV 100'de haftanın panoraması programını sunan duayen gazeteci Uğur Dündar'la da telefonda görüştü. Sayın Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'la da telefonla görüşmüş. Katıldığımız program çok beğenildi. Yeni dönemde bu programın tekrarını yapalım demiş Uğur Dündar'a. Oo. Ve böylece Kemal Kılıçdaroğlu Sadat krizinden sonra sevgili Uğur Dündar'la bir program daha yapacak. TV 100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel de konuyu değerlendirdi. Sayın Gülseven'le Sayın Kılıçdaroğlu bir araya da gelmiş. Burada Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten Ali Cenaplık yapmış. Arkadaşlarımızın işsiz kalmalarına gönlü razı gelmemiş. Yani ben açıkçası böyle sünni gündemlerin Türkiye'de enerjimizi almaktan başka hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum. Her şey ortada. Efendim, Sadat tehlikesi TV 100'de birçok programda daha önce de sıkça gündeme getirilmişti. TV 100'de Gürkan Acır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında bu programlardan bazı bölümler hatırlatıldı. Konuklar Sadat'ın TV 100'e Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'na ve Uğur Dündar'a yönelik komplosuna sert tepki gösterdi. Melih Tanrıverdi bugün şunu ispat etti. Komplocu bir şirket olduğunu ispat etti. Yaptığı tam bir kepazelik. TV 100'de Uğur Dündar'ın sunduğu haftanın panoraması programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuk olmuştu. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftanın panoramasına hoş geldiniz. Sadat hem TV 100'e hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Uğur Dündar'a komplo planladı, hedef gösterdi. TV 100'de Gürkan Acır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan TV100.com yazarı Fuat Uğur da Sadat'a sert sözlerle tepki gösterdi. İktidardan çok üst düzey bir yetkiliyle görüştüm. Çok üst düzey. Sadat Başkanı'nın yaptığını anlattım. Güvenlikten sorumlu bir bakan olabilir. İzlediniz mi diye anlattım. Verdiği cevabı söylüyorum. Yaptığı tam bir kepazelik. Ama ben burada en çok Melih Tanrıverdi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalara çok şaşırdım. Ve dehşete düştüm işin açık tarafı. Neden? Neden? Bir, kullandığı ciddiyetsiz uslup nedeniyle. İkincisi, burada şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bakıldığında Sadat meşru bir şirket, yasal bir şirket. Melih Tanrıverdi bugün şunu ispat etti. Komplocu bir şirket olduğunu ispat etti. Ve bu davranışıyla da kendi meşruiyetinin sorgulanmasına sebep oldu. Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç de Sadat'ın CEO'sunu sert dille eleştirdi. Ergence bir tavırla ne yapmış? Kemal Bey'in çıktığı programa işte 8 saniyelik bir reklam verdim diye sevindirik oluyor. Ya koskoca Cumhuriyet Halk Partisi. Yani aslında gülüp geçilecek bir olay. Sadat tehlikesi daha önce de TV 100'de sıkça gündeme getirilmişti. Şunu biliyorum. Sadat 28 Şubat döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden irticai faaliyetleri nedeniyle atılan tarikat ve cemaatçi personel tarafından bir kitap yazıldı bununla ilgili olarak. Gölge Ordu diye bir kitap var. Sadat'ın sır perdesi aralanıyor diye. Şimdi bu kitaba baktığımızda bir Afrika diye bir devlet var. Neden endişe ettiğimizi anlatıyor. Bir konferans yapıyor. Kitapta hiçbir iftira yok. Bu Afrika'nın başkenti İstanbul, dili Arapça, resmi dil Arapça, bayrağı ve anayasası olan devlet oluşumundan bahsedilmişti. Afrika gibi tüm İslam coğrafyasını içine alan bir devlet kurma girişiminde bulunan ve bunu da açıkça deklare eden bir şirket hangi gerekçeyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askere mülakat alma komisyonlarında yer alıyor? Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi 15 Temmuz'dan sonra biz ne istediysek onlar yapıldı dedi askeriye de.